Teknoloji ve tasarım dersinde tasarım türlerini dörde ayırmıştık. Grafik tasarım, çevre ve şehir tasarımı, endüstriyel tasarım ve mimari tasarım. Bugünkü videomuzda mimarinin ve mimari tasarımın ne olduğunu öğreneceğiz. Mimari, yani mimarlık, her türlü yapıyı tasarlama ve planlama bilimidir. Mimarlığın konusu sadece evler değildir. Mimarlık yüzyıllarca zanaat olarak tanımlandı. Çok eskilerden yapıları tasarlayan kişilere mimar denmez, usta denirdi. Bu ustalar yapının malzemesine hakim kişilerdi. Avrupa'da duvar ustaları, Mısır'da taş ustaları, Anadolu'da ise ahşap ustaları vardı. Mimari tasarım, insanların barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme, ulaşım gibi eylemlerini karşılamak için gerekli mekanları ve yapıları ekonomik ve teknik olanaklara göre tasarlamaktır. İnternette mimari tasarım örnekleri olarak arama yaptığımızda bu görselleri buluyoruz. Ancak mimari tasarım sadece sıra dışı yapılar tasarlamak değildir. Mimari tasarım, insan ihtiyaçlarını, beklentilerini, doğa şartlarına ve ekonomik şartlara uygun, dokuya ve çevreye zarar vermeyen yapıları tasarlama disiplinidir. Mimari tasarımda mekanlar ve yapılar tek başlarına düşünülemez. Mimari tasarım disiplininde sanat, estetik, uyum, doku, silüet, insan, toplum, çözüm, geçmiş, gelecek, kültür ve ekonomi gibi kavramlarla düşünülmeli, tasarıma çok geniş bir yelpazeden bakılmalıdır. Mimarlıkta estetik kelimesi sadece güzel anlamına gelmez. Uygun, kullanışlı, çevreci, çok yönlü, ekonomik ve silüete zarar vermeyen anlamına da gelir. Yapıların dış görünüşüne bakarak bu bir mimari tasarımdır diyemeyiz. Çünkü mimari tasarım sorun çözme becerisidir. Teknik detayları, yapısal sorunları da bilmeden bir tasarımın mimari yönünü anlayamayız. Ülkemizde mimarlık deyince akla gelen ilk insan Mimar Sinan'dır. Ancak ülkemizde son 100 yıla damgasını vurmuş Mimar Kemalettin, Vedat Tek, Seyfi Arkan, Sedat Hakkı Eldem, Turgut Cansever ve Leman Tomsu gibi akademisyen ve mimarlarımız vardır.